Merhabalar. Bugün size session nedir, ne işe yarar, Workgroup'te session nerelerde kullanırız konusunu anlatacağım. Öncelikle session bir kullanıcının bir siteye giriş yaptığında sunucuya istek göndermesiyle başlar. Ve sunucu kişilere, kullanıcılara, her bir kullanıcıya ayrı ayrı session ataması yapar. Ve bu sayede kullanıcıyı tanır. Ve biz mesela bir siteye giriş yaptığımızda hangi sayfaya gidersek gidelim bu session değerleri otomatik olarak bizimle beraber sayfalarda dolanır. Session'ların bir oturum süresi vardır. Örneğin işte biz session süresi hani sistem tarafından belirlenen 30 dakika gibi 1 saat gibi belirlenen süreler boyunca sistemde kalır veya biz sistemden bir logout olduğumuzda session'ımız sonlanır. Örneğin Workgroup sisteminde session'lar değerlerini şöyle Workgroup sistemine giriş yaptığımızda session timeout süresini buradan belirleyebiliriz. Bizim Workgroup üzerindeki timeout süremiz yaklaşık 30 dakikadır default olarak atanan süresi. Eğer sistemden çabuk düşüyorsanız buradan süresini belirleyebilirsiniz. Peki Workgroup'ta session'lar nedir? Nerelerden atanır? Nasıl atanır? Workgroup'ta session'lar bir kullanıcının sisteme giriş yaptığında database'de tutulan bilgilerini session olarak oturuma giriş yaptığımızda atayabiliriz. Örneğin ben sisteme kullanıcı adım ve şifremi giriyorum ve sistem direkt giriş bunlar eşleştiğinde otomatik olarak Workgroup bana benim değerlerimin olduğu session'ları üretiyor. Ve bunun yanında ColdFusion'da bize değerler üretiyor. Session ID ve Java üretiyor. Bunları da session'da sistemde sistem üzerinden Variables üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Session'larda örneğin benim admin olup olmadığım yani sistemde hangi yere yetkili olup admin yetkisine sahip olup olmadığım yerleri görebilirsiniz. Veya benim çalıştığım şirketin e-mailini, company ID'sini, benim user ID'mi, position ID'mi, sistem para birimimi, örneğin sistemde listeleme sayfalarını default olarak listeleyebileceğim maksimum satırları, sistemde görüntülemek istediğim time formatları, user ID'mi, user key'imi görüntüleyebilirsiniz. Ve benim sistemde hangi modüllere yetkim olup olmadığını session üzerinde tutarak görebilirsiniz. Peki ben bu session'ları nerelerde kullanıyorum? Session'ları her sayfada, örneğin hangi sayfaya yetkili olup olmadığında, filtreleme yaparken, arayüzde bir değişiklik yaparken kullanabiliyorum. Örnek olarak verecek olursak, benim İK işlemlerindeki mesela çalışan olarak İK işlemlerinde ben her zaman kendimi ilk olarak gösteriyorum. Bunu da nasıl kod tarafında gösteriyorum, nasıl kullanıyorum dersek, örneğin benim bir employee ID'm yani user ID'm var. Bunu da kullanımı Step Output içerisinde Session EP User ID olarak girdiğimde ben bunu görebiliyorum. Session değerlerinde ben Employee'min Name'ini, Surname'ini tutarak ekrana bastırdığımda burası çalışanımı yansıtmış oluyorum. Ve ben bunun gibi bütün sayfalarda Session değerimi kullanıyorum. Workgroup üzerindeki hani Workgroup'te bir geliştirme yapmak istiyorsanız bu Session değerlerinin nasıl kullanılacağını, neler olduğunu hani kullanmak zorundasınız. Çünkü biz session değerlerimizde bütün yetkileri, modülleri, hangileri yani kullanacağımız her şeyi session değerlerinde tutuyoruz. Siz de bir session ataması yapmak istiyorsanız yani add-on'larınızı kullanmak istiyorsanız session'ları kullanmak zorundasınız. Sistemde session'larımız otomatik olarak da oturum açıkken değişebiliyor. Örneğin ben çalışma dönemim, örneğin şöyle göstereyim. Station'dan bir company'm ve company ID'm tutuyorum. Fakat ben şirketimi değiştirdiğimde sağ panelden, settings'ten çalışma dönemimi, Workgroup topluluğu yaptığımda ve güncellediğimde sayfayı güncellediğimde benim otomatik olarak company ID'm ve company bilgilerim değişmiş oluyor. Siz de Station atamalarını bu şekilde değişmesini istediğinizde tekrardan session ataması yapmanız gerekiyor. Bunu da normal CFSET üzerinden değişken adımı yani session adımı verip değerini verip
O sayfa üzerinden değiştirebilirsiniz işlemi yaptığında. Daha sonra bizim Workup üzerinde 4 tane session, 5 tane session tipimiz var. Birisi EP, session EP. Bu session employee portal demek oluyor. Yani bizim Workup içerisinde sisteme giriş yaptığımızda tüm session bilgilerimin tutulduğu, yani benim bütün bilgilerim tutulduğu tip oluyor. Bir struct yapısı oluyor. Örneğin ben admin miyim, değil miyim? Company bilgilerim. Daha sonra yetkilerim. Eğer ben üst düzey İK isem üst düzey İK olup olmadığım. Para birimlerim. Yani daha fazla periyodum, pozisyon kodum. Bunları genel olarak hani bütün her yerde kullanıyoruz. Pozisyon kod, username. Daha sonra sistemdeki modüllere erişmek istediğimde, modül yetkisini verdiğimde session üzerinden kontrol yapıyoruz. Sizde bir sorgu çekerken büyük ihtimalle hani hangi sayfaya girerseniz girin bir kullanıcının yetkisini kontrol etmek zorundasınız. Ve bu yüzden her sorguda neredeyse session user ID kullanmak zorundasınız. Örneğin ben burada çalışanın, kendi çalışanımın giriş çıkış tablosundan in-out ID'mi çekiyorum. Ve bunun için de employee ID olarak Session EP User ID kullanıyorum. Daha sonra diğer tipimiz olan Session PP, Session Partner Portal oluyor. Onlar bu şu an hani burada tutulmuyor. Çünkü Session Partner Portal B2B, B2C sitelerinde kullanıyor. Session VV var diğer bir tipimiz. Consumer Portal. Daha sonra Session CP var, CP. Session Kariyer Portal. Bu da bizim kariyer portalımız, kariyer sitelerinden gelen stationlarımız oluyor. Bir de Station Machine Portal var. Bunların hepsi stationlarda tutuluyor ve bunları buralarda görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra bu station üzerinden bize her oturum başına açılan ColdFusion'un yani sunucudan gönderilen stationlarımız da bulunuyor. Station URL tokenlarımız da bulunuyor. Daha sonra siz bunları filtrelemelerde, görsel değişiklik yaparken veya bir modülün yetkilendirmesinde switch işlemi yaparken kullanabilirsiniz. Yani aslında session kısa bir konu. Bu yüzden burada biraz sonlandı. Teşekkür ederim.